İl Danışma Meclisi toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, videoyu seyrettikten sonra heyecanım biraz daha arttı. Biliyorsunuz en son genişletilmiş il danışma toplantımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızla birlikte icra etmiştik. Şimdi şöyle bir teşkilat olarak ne yaptık onu bir özetlemek istiyorum. Daha sonrasında zaten milletvekillerimizin konuşmaları olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmaları özetleyecek. Daha sonra da basına kapalı kısma geçip asıl önemli olan istişare kısmını icra etmiş olacağız. Tabii biz geçen yıl bu zamanda başlayan kongrelerimizi 25 Mart'taki ilk kongremizle birlikte tamamladık. İl Başkanlığı Kongremiz, İl Kadın Kolları, İl Gençlik Kolu Başkanımızın kongreleriyle birlikte toplam 57 kongre gerçekleştirdik. Bu kongrelerimizin hepsi birbirinden güzel, şölen havasında gerçekleşti. Daha sonra kongrelerimizi tamamlamamızın hemen ardından kıymetli Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın seçim kararı ortaya çıktı. Dolayısıyla hemen 24 Haziran seçimleri için çalışmaya başladık. Çok yoğun bir kampanya dönemi oldu. 24 Haziran'da Trabzon'da tüm Türkiye'de olduğu gibi seçmenlerimizin belki de en yüksek oranda sandığa gittiği bir seçim oldu. Onun için sandığa giden seçmenlerimize, bize destek veren seçmenlerimize tamamına teşekkür etmek istiyorum. Seçim sonuçlarına baktığımız zaman Trabzon'umuz %69.4 gibi bir oranla kıymetli Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Diğer taraftan milletvekilliği seçimlerimizde de bu rakam %56 olarak gerçekleşti. Hemen akabinde Genel Merkez Kadın Kolları, Genel Merkez Gençlik Kolları kongrelerimiz yapıldı ve 12 Ağustos'ta kıymetli Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız şehrimizi onurlandırdı. Bildiğiniz gibi bir işte o zaman genişletilmiş il danışma toplantısını icra ettik. Sonra eski belediye binamızın önünde vatandaşlarımızla buluştu. Ardından da Ramada Otel'de bir program oldu. Hemen sonrasında 18 Ağustos'da bu sefer Büyük Kongre için Ankara yollarına düştük. Büyük Kongremiz gerçekleşti. Hemen akabinde Malazgirt Zaferi ile ilgili bir program vardı. 200'ün üzerinde özellikle gençlerimizin katılımıyla orada da şehrimizi temsil etmiş olduk. Seçimlerden sonra, tabii Büyük Kongre'den sonra genel merkezimizde de bir yeniden yapılanma oldu ve tabii yeni sisteme geçtik. Şimdi ise önümüzde yine bir seçim var. Mahalli idareler seçimi 31 Mart'ta biliyorsunuz mahalli idareler seçimi yapılacak. Bununla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum biz seçimden seçime hareketlenen, çalışmaya başlayan bir teşkilat değiliz. Biz her zaman seçime hazır bir teşkilatız. Şimdi bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Pazartesi günü yani 5 Kasım'da aday adaylığı başvuru süreci başlıyor. Aday adaylığı başvuru süreciyle ilgili usul ve esasları anlatan bildiri de elimize ulaştı. Bunu da basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaşırız. Bu süreç 12 Kasım'a kadar sürecek. Daha sonra devam eden çalışmalarda birlikte olacağız. Biz tabii biraz önce ifade ettim, her zaman seçime hazır olan bir teşkilatız. Ben huzurlarınızda tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kuruluştan bugüne kadar görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden teşkilat mensuplarımıza da Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Tabii partimiz istişareye önem veren bir parti. Biraz önce ifade ettim. Aslında toplantımızın birinci kısmını bitirdikten sonra asıl önemli olan toplantımızın ikinci kısmı, istişare kısmı. Dolayısıyla bugün yoğun bir katılım var. Gelen her teşkilat mensubumuza, basın mensuplarına, misafirlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama bu istişare için ayrılmamamızı tekrar hatırlatmak istiyorum.
Şehrimizden biraz bahsedecek olursak, tabii biraz önce videoda izledik. Aslında ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diyoruz her zaman ya. Bunun işte en güzel örneğini yaşadık. Aynı yatırımlar da şehrimizde hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Tabii dış güçlerin baskısıyla bir ekonomik sıkıntı yaratılmaya çalıştı ülkemizde ama bunun kısa zamanda başta kıymetli genel başkanımız, cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte iş dünyası, bütün emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde bu ekonomik sıkıntının ortada kaldırılması ile ilgili önemli bir noktaya geldik. Yıl sonuna kadar da bunun daha toparlanacağını düşünüyoruz. Bu konuda milletvekillerimiz de muhakkak bilgi verecektir. Ama tabii yine bu dönemde gördük ki fırsatçılar ve felaket avcıları iş başında her türlü felaket senaryoları ürettiler. Ama bir kez daha bu sıkıntıyı aştık, şükürler olsun. Şehrimizde de yatırımlarla ilgili ben birkaç defa açıkladım ama yine basında yer aldığı için söylemek istiyorum. Duran bir tane işimiz yok. Bütün yatırımlar, büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli yatırımlarımızın tamamı devam ediyor. Bugün aslında kıymetli bakanlarımız da, özellikle Ulaştırma Bakanımız da aramızda olacaktı ama tabii Türkiye'nin yoğun gündemi nedeniyle gelemediler. Bakanlarımızın da selamlarını iletmek istiyorum. Teşkilat Başkanımız ve özellikle Teşkilat Başkan Yardımcımız, bölgemizden sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcımız, eski Rize İl Başkanımız, Milletvekilimiz Mehmet Avcı Bey'in de çok selam var. Onlar da, o da burada olacaktı ama Rize'de de bir toplantı düzenlediği için gelemedi. Onun da selamlarını iletmek istiyorum. Ve şunu söylüyorum, teşkilatımızın en büyük özelliği hemen seçim takvimi başladığında, ki buna hiç ara vermediğinizi de söylemek istiyorum ama daha sıkı bir şekilde kapı kapı dolaşarak yine milletimizin karşısına çıkacağız. Onlardan destek isteyeceğiz. Dolayısıyla biz artık seçimlere alışık bir teşkilatız. Bir sorun olmayacaktır. Ben tekrar tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Toplantı sonrası yine bir değerlendirme konuşmam olacak. Ben katıldığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi saygıyla tekrar selamlıyorum.